Efendim Safiye. Merhaba Erhan. Abimle Leyla hala beraberler mi? Yok. Görüşmeleri yeni bitti. Abi şimdi Leyla yengeyi eve bırakıyor. Ben de takipteyim. Ne zaman varırsınız? Geldik sayılır. Heh, tamam. Görüşürüz. Görüşürüz Safiye. Leyla sen iyi misin gerçekten? İyiyim. Yalnızca biraz yorgunum. Pekala, sonra konuşuruz. Hoşça kal Polat. Aldın gittin benden beni.
Gel. Efendim, mühendisleri aldık. Güvenli eve yerleştirdik. Efendim, başka bir emriniz var mı? Harun Bey İstanbul'da bir otelde kalıyormuş. Korumaya alın. Adresi Suya Bey'den istersiniz. Peki efendim. Aynur'a, nerede kaldın? Ancak işte Erdem. Ha deyince takılmıyor ki önce kamera. Taktı mı peki, hazırlar mı? Nedir bu telaşın? Arkadaşlarının dördü de iyi dedim ya sana. Kendi gözümle görmek istiyorum Aynur'a. Al bakalım. Neredeler? Al işte, buradalar.
Gördün mü hepsini? Rahatladı mı için? Bir sorun var mı Erdem? Teşekkür ederim Aynur. Efendim, bugün dışarı çıkacak mısınız? Polat Alemdar'dan haber gelene kadar başka bir görüşme yapmak istemiyorum. Otelde kalacağım. Peki efendim, bir emriniz var mı? Arayan olursa akşam müsait olacağımı söylersin. Ben bir süre istirahat edeceğim. Anladım efendim, iyi istirahatler. Teşekkürler. Rica ederim. Buyurun. Sagir'e haber ver. Adam odasından çıkmadı. Yalnız adam kaçarsa Sagir bizi affetmez. Fehmi'nin yanına gittim. Görüşeceğinizi söyledim. Gelsin dedi. Sen ne dedin? Ben de ne zaman nerede görüşeceğine Polat Alemdar karar verir dedim. Ne zaman görüşmek istersin abi? Daha dur, yeni başladık Cahit. Onların sabrı ne zaman tükenirse o zaman görüşürüz. Çok sabredecek gibi görünmüyor abi. Hayırdır? Benim peşime adam takmış. Ben de gereken mesajı verdim abi. Sen yine de dikkat et Cahit. Abi sen iyi misin? Evet Sagir. Sana haber verdiğimizden beri hiçbir hareket olmadı. O zaman biraz hareket getirelim. Haber ver, başlasınlar. Tamam Sagir. Sen merak etme, hallediyorum. Tamam, haber veririm. Dikkat etsene kardeşim. Kör müsün sen? Asıl sen dikkat et kardeşim. Sokakta mı yürüyorsun? Ne diyorsun kardeşim sen? Sen ne diyorsun ya? Sakin yapma. Konuşma. Elini alırım lan seni. Sakin ol. Ne diyorsun ha? Lütfen. Sen de karışma ya. Gel lan buraya. Bir dakika. Silah var ya. Arkadaşlar silah var. Bırakın beni ya. Müdahale etsenize. Silah var kardeşim. Ulan görüntü silah var. Thank you.
Teşekkür ederim. Evet. Şikayetçiyim kardeşim. Adam tamam, tamam. İşinize bakalım. Göreceksin bak, göreceksin. Daha sonra adam görüşeceğiz sen. Daha sonra. Adam efendim Harun Bey. İlaçlarımı bulamıyorum. Nereye koydum? Görüşeceğiz. Efendim burada ufak bir sorun var. Onu halledip geliyorum hemen odaya. Ne sorunu? Arkadaşımızla iki müşteri arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. Otel güvenliğiyle sorunu halledip geliyorum. Şikayetçiyim ondan ya. Tamam. Teşekkür ederim. Bir sorun mu var? Artık yok. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Evraklar nerede? Evraklar nerede? Al o çantayı. Geç şöyle. Geç. Şimdi biraz acele edelim. Yürü. Yürü. Bir yere ayrılma. Gözünde dört aç. Biraz daha hızlı olursan canını yakmak zorunda kalmam. Yürü. Gidiyor muyuz Sagir? Önce Harun Bey'in evraklarını görelim. Aç kapıyı. Ver çantayı. Ver. Aslını istiyorum. Burada değil.
Ne demek burada değil? Beni oyalama, zamanım yok. Seni öldürürüm, o evrakları da bulurum. Yukarıda, odadaki kasada. Şifreyi söylemek için 5 saniyen var. 4, 3, 2. Siz burada kalın, dikkatli olun. Merhaba. Harun Bey'le görüşmek için gelmiştik. Siz kimsiniz? Biz Polat Alemdar'ı temsilen buradayız. Harun Bey odasında yok. Koruması da öldürülmüş. Peki siz kimseyi görmediniz mi? Hayır. Buradan giriş çıkışı olmadı. Sadece bir ara 2 adam kavga etti. Onlarla uğraştık. Sizi oyalamışlar. Otelin diğer çıkışlarına bakalım. Siz mutfak çıkışına gidin. Siz de koridorlara bakın, çabuk. Tamam, hadi. Biz de otoparka bakalım Alptekin, çabuk yürü. Dikkatli ol. İyi misiniz? Siz kimsiniz? Beni Polat Alemdar gönderdi. Şimdi sizi buradan götüreceğim. İyisiniz değil mi? İyiyim, iyi. Hemen gidelim buradan. Evraklar nerede? Bende. Hemen çıkalım. Bir dakika. Alptekin! Çıkıyoruz. Sagir? Ne oldu lan burada? Akifler geldi. Adamı götürdüler. Akif, ulaştınız mı Harun Bey'in oteline? Harun Bey ile birlikte otelden ayrılmak zorunda kaldık. Ne oldu Akif? Kaldığı yer tespit edilmiş. Bir operasyonla kaçırmak istediler ama biz müdahale ettik. Şu anda iyi mi? Evet, durum iyi. Yanınızda mı peki? Şu anda bizimle beraber. Polat Bey'e teşekkürlerimi iletin. Çok teşekkür ettiğini söylüyorum. Sağ olsun. Nasıl hareket etmemizi emredersiniz? Reşadiye'deki eve götür Akif. Peki efendim. Kendisiyle en kısa zamanda görüşmek ve şükranlarımı yüz yüze iletmek isterim. Ne zaman görüşebiliriz acaba?
Harun Bey sizinle ne zaman görüşebileceğini öğrenmek istiyor efendim. Akşam fırsat bulabilirsem uğrayıp geçmiş olsun diyeceğimi ilet Akif. Tamam efendim. Polat Bey akşam uğramak istediğini söyledi. Çok memnun olurum. Peki biz şimdi nereye gidiyoruz Akif Bey? Bundan sonra bizim korumamızda olacaksınız. Sizi kısa süre ikamet edeceğiniz, bizim misafirlerimiz için hazırlanan bir eve götürüyorum. Benim çocuklara da haber verdiniz mi? Elbette. Oteldeki diğer ekibimiz arkadaşlarla irtibat kurdular. Tamam, sağ olun. Siz yetişmeseydiniz ne yapacaktım bilmiyorum. Şimdi yormayın kendinizi. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Leyla Hanım, biyopsi sonuçlarınızı inceledik. Hastalığınız ilerlemiş görünüyor. Bir an önce kemoterapi tedavisine başlamamız gerekiyor. Ben buna hazır değilim. Sizi anlıyorum. Ama tedaviye ne kadar erken başlarsak o kadar iyi sonuç alırız. Biliyorum. Leyla Hanım, güçlü olmalısınız. Bunun için belki psikolojik yardım gerekli olabilir. Hayır, gerek yok. Bununla başa çıkabilirim. Kemoterapi tedavisini reddedersem? Hastalık tüm vücudunuza yayılabilir. Ve bu yayılma süreci acılı ve sancılı olacaktır. Bu hastalıkta kendiliğinden iyileşme bekleyemezsiniz. Zor bir süreç. Ama bu tedaviden başka şansınız yok. Lütfen tedaviyi reddetmeyin. Hastalığınızdan yakınlarınızın haberi var mı? Henüz yok. Leyla Hanım, biz burada her türlü tıbbi desteği veririz. Gerekirse psikoterapi hizmeti de sağlarız. Ama bu zorlu süreçte yakınlarınızın ilgisi ve desteği olmadan çok zorluk çekersiniz. Temiz hava, stresten uzak bir ortam sizin için çok iyi olacaktır. Lütfen bu sözlerimi dikkate alın. Suratına bakılırsa sonuç istediğimiz gibi olmamış Sagir. Bana eksik bilgi verip işi tam yapmamı bekleyemezsin. Sen adamın yerini istedin, biz de söyledik. Ama onu sadece kendi adamlarını koruduğunu söyledin. KGT'nin de devrede olduğunu söylemedin. Bu hiçbir şey değiştirmez. Çok şey değiştirir. Eğer bunu bildiğiniz halde söylemediyseniz... ...bana tuzak kurmuş olduğunuzdan şüphelenirim. Senden benim için çok önemli bir işi halletmeni istedim Sagir. Neden sana tuzak kurmuş olayım? Belki operasyonda bir aksilik olması durumunda... ...kendinizi gizleyip beni ön plana atmak istediniz. Benim dostluğumu küçümsüyorsun Sagir. Polisle başını beladan kurtaran bendim, bunu unutma. Eğer şimdi rahatça ortalıkta dolaşabiliyorsam bu benim sayemde oldu.
Sadece sizin işinizi yapabilmem için bana yardımcı oldunuz. Ben kimseden beni korumasını istemedim. Ben istediğim yerde, istediğim gibi dolaşırım. Peki Sagir. İstediğin gibi dolaş. Ama dikkat et, benim ayağıma dolaşma. Gel Hakkı. Buyurun efendim. Pusat'la ilgili görüşün nedir? Pusat, Baltazar'a nazaran sefirlikte daha güçlü bir piyon olabilir. Son konuşmamızdaki izlenimlerim olumlu yönde. Sen ne düşünüyorsun? Henüz herhangi bir temasta bulunmadım efendim. Ama onu çok hassas bir noktadan yakaladınız. Babasıyla ilgili söylediklerinizden sonra epeyce kafası karışmış olmalı. Ben yolu açtım Hakkı. Sen de onu motive edeceksin. Sen işini bilirsin Hakkı. Anlaşıldı efendim. Müsaadenizle. Göz boyama kardeşim, göz boyama. Benim gözümü boyasan ne olacak? Allah var, Allah. Amenna. Doğru söze ne denir? Rast gelsin ustalar. Eyvallah. Sağ olasın. Hoş geldin Zülfikar ağa. Ne iyi ettin de geldin. Bir şey ikram edeyim sana. Zahmet etme Erhan'ım. İşin başından aşkın zaten. Ne zahmeti Zülfikar ağa? İzzet-i ikram olmadan seni gönderirsem, abi yaptığım işe bakmaz, kapıya koyar beni. Şöyle koy. İyi misin Erhan'ım? İyiyim abi. Erhan, bir maruzatımız var. Hayırdır Zülfikar ağa? Söylemeye dilim varmıyor ama bu pusatın hali hal değil. Ne varmış halinde? Bu konsey işleri seferlik derken kafası epey bulanmış. Yani Zülfikar ağa? Sonuçta pusat bu işe Polat'ın onayıyla girdi. Hı. Ama şimdi kendi kafasına göre hareket edip yoldan çıkmanın eşiğinde. Ben Polat abiyle konuşurum o zaman. Erhan'ım, Pusat'la sen konuş. Hem sen gençlerin dilinden anlarsın. Halledersin de. Tamam Zülfikar ağa, konuşurum. Erhan'ım, senin işin başından aşkın. Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Çayımı içeyim, kaçayım. Hadi bakalım, Allah rast getirsin. Sağ olasın. Hadi rast gelsin.
Neredesin sen? Bu halin ne? Bir şeyim yok, iyiyim Hakkı Bey. Biraz yorgun, uykusuz kaldım, o kadar. Otur. Pusat, kendine çeki düzen ver. Konseyin ve bilhassa Fehmi Bey'in senden büyük beklentileri var. Bunları boşa çıkarmak istemezsin değil mi? Bugüne kadar sefirlik için benden ne istediyseniz yapmaya çalıştım. Benim kararımda değişen bir şey yok. Aksine bundan sonra daha hızlı yol almak istiyorum. Bugünkü halimi de mazur görün. Benden istediğiniz nedir? Şimdilik bir talebimiz yok. Sadece safını doğru şekilde belirlemeni istiyoruz. Benim safım zaten belli Hakkı Bey. Bana bak Pusat. Bizim basiretli adama ihtiyacımız var. Basiret, gerçeği yanılmadan görebilecek kudrete sahip olmaktır. Geçmişini iyi bilirsen, gelecekte doğru adımlar atarsın. Babandan sana miras kalan ofiste bugün senin oturuyor olman gerekirdi. Geçmiş geçmişte kaldı Hakkı Bey. Mal mülk meseleleri beni alakadar etmez. Kimse malın mülkün derdinde değil Pusat. Mesele hakkın olan şeyin senden alınması. Anlıyorum. Beni düşünmenize sevindim ama... Saf olma Pusat. Sadece safını bil yeter. Hı? Çıkabilirsin. Petrol rafinerisinde ihaleye girecek adam bu. Evet Hakkı Bey. Bu adam ihaleye girmeyecek Baltazar. Ne yap et, adamı ikna et. O mühendisleri dünyanın öbür ucuna da götürseler bulacağım. Bundan eminim John. O şifreyi ele geçirmek konusundaki tek sorunumuz zaman olacaktır. Bildiğiniz gibi bu çok uzun vadeli bir planın parçası Can Bey. Sonuca ulaşmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bu süre içinde beklemek sıkıcı olacaktır diye düşünüyorum. Ben hayat enerjimi hareketten alıyorum. İşte bu yüzden beklemek hiç bana göre değil. O zaman size bu bekleme süresinde KGT'den rövanşı almak için bir hamle şansınız var desem ilginizi çeker mi? Ayrıntıları öğrenmek isterim elbette. İstanbul'da KGT tarafından ağırlanan Orta Doğu petrolleriyle ilgili önemli bir misafir var. Bu Sagir'in takip ettiği olay değil mi? Çıkabilecek bir aksilikte meseleyi kendimizden uzak tutabilmek için onu kullandık. Düşündüğümüz gibi de oldu. Sagir'in hamlesi başarısız olunca hedefimiz KGT tarafından korumaya alındı. Artık sizin profesyonelliğinize ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Anladım. Orta Doğu petrolleri zaten her zaman ilgimi çekmiştir. Adam hakkında neler biliyoruz? Çok fazla bir şey yok. Şu anda isminden ve telefon numarasından başka bildiğimiz bir şey yok.
Bence yeterli. Biz de medeni insanlar gibi telefonla ulaşacağız ona. Hoş geldin Mete. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İşler güçler nasıl? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda Fehmi Bey. Balkanlar için yapmış olduğumuz hazırlıklar tamam. Herkes nispetince vazifesini üstlenmiş durumda. Ondan haberim var zaten Mete. Ben diğer işleri soruyorum. Diğer işler? Mühendislerle ilgili yürütmekte olduğunuz operasyondan bahsediyorum. Konseyde barondan habersiz iş yapmanın bir mazereti olamaz Mete. Sizden gizli iş çevirmek kimsenin haddi değildir Fehmi Bey. Sadece kesin neticeye ulaşamadığımız bir noktada sizi meşgul etmek istemedik. Ben bu yüzden varım Mete Bey. Fehmi Bey'e ulaşamadığınız noktada beni istediğiniz kadar meşgul edebilirsiniz. Yeter ki başınıza buyruk hareket etmeyin. Hassasiyetinizi anlıyorum Fehmi Bey. Hepimiz dengeleri gözetmek durumundayız. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Müsaadenizle. Hala dikkatli olduğunuzu sanmıyorum. Harun Bey'le ilgili meseleden haberin var Mete. Herhalde o işi de halledince bana bildirecektiniz. Gayet tabii. O halde Mete Bey, vekaleti aldığınızda derhal masamda görmek isterim. Elbette. Hakkı. Mete Bey'i yolcu edebilirsin. Emredersiniz. Raskol seninle görüşmek istiyor Pusat. Sen burada kal Dimitri. Hayırdır Raskol? Sen dostlarını böyle mi karşılıyorsun? Kusura bakma. Yer misin? Hayır. Raskol'un intikam yemeği istiyor Pusat. Tilki ikimizin de ortak düşmanı değil mi? Raskol, benim şu anda tilkiyle, çakalla uğraşacak zamanım yok. O kurşun Raskol'una değdi ama ikimiz de sıkıldı Pusat.
Efendim Erhan. Nasılsın Pusat? Müsaitsen gel görüşelim. Hayırdır, bir mesele mi var? Görüşmek için illa mesele mi lazım Pusat? İlla da mesele istiyorsan buluruz, merak etme. Eski mekandayım. Uğra mutlaka. Tamam, uğrarım. Benim çıkmam lazım. Bunu da daha sonra konuşuruz ha. Daha iyisinizdir umarım. Ben iyiyim, endişe etmeyin. Bir süre burada kalacaksınız. Siz de emanetleriniz de burada güvendesiniz. İçiniz rahat olsun. Tekrar teşekkür ederim. Önemli değil. Eğer bir ihtiyacınız olursa evdeki özel telefon hattından bize ulaşabilirsiniz. Tamam. Şimdilik iyi günler. Görüşmek üzere. İyi günler. Efendim biraz uzanın. Dinlenmeniz gerekiyor bence. Her şey tamam mı Abdekin? Tamam Akif. Arkadaşlarla konuştum. İşlerini dikkat çekmeden yapacaklar. Siz içeride evin girişinde bekleyin. İçeride bir kişi daha var. Ben sizin ekiple beraber dışarıda kalmak istiyorum. Endişeni anlıyorum ama burada kimsenin sizi fark etmesini istemeyiz. Gizlilik buranın güvenliği için her şeyden daha önemli. Siz de dikkatli olun. Hoş geldin Pusat. Hayırdır, babamın mekanını yine mi değiştiriyorsunuz? Değişmeyen tek şey değişimdir Pusat. Burada maziyi yeniden inşa ediyoruz. Evet. Bu ofisin mazisini iyi bilirim. Ulan babamın mekanında çaycılık yaptırıldı bana. Ne güzel işte. Sen diğerleri gibi tepeden inmedin. Mutfaktan yetiştin. Ayrıca ben çay getirmekten hiç gocunmam. Yeni demlendi. İstemez, sağ ol. Bu mekanda benden size hediye olsun. Oo, orada dur bakalım Pusat. Polat abi annene, kız kardeşine ve sana harcadığı şahsi paralarla burayı 3 kere satın alırdı. Bu dedikoduları kafana kim sokuyorsa bil ki yanlış yoldasın. Bu lafları da duymamış olayım. Aklın yolu bir. Ben de lafımın arkasındayım. Efendim, izniniz olursa gidip arkadaşlarımı görmek istiyorum. Yazılım hakkında neler öğrendiler? Şifrenin kaç satırı Leon'un eline geçti? Bunları bilmem iyi olur. Bu sayede belki bir sonraki hamlelerini de tahmin edebilirim. Herkes seni öldü biliyor Erdem. Dışarı çıkarsan
deşifre olabileceğinin farkındasın değil mi? Sonuçta mesai arkadaşlarım. Dillerinden en iyi ben anlarım. Gidip konuşmak istiyorum. Tamam. Git o zaman. Teşekkür ederim efendim. Gel. Leyla. Aa. Bir sen? Canım. Seni burada görmek ne güzel. Seni de görmek çok güzel. Aa, gel tekrar sarılayım sana. Çok özlemişsin belli. Özledim tabii. Otursana. Çok yoruldum Leyla. Yıllık iznimi aldım, tatile gidiyorum. Sen neler yapıyorsun? Yine aynı tempoda çalışıyorsun değil mi? Eskisi gibi değil. Çok yoğun çalışmıyorum aslında. Ama yine de yorgunum. Bugün başsavcıyla konuştum. Bir süreliğine görevden ayrılmak istediğimi söyledim. Hayırdır? Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Gel beraber yapalım tatilimizi. Olmaz mı? Eski günlerdeki gibi. Benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Hayırdır? Polat'la bir sorun mu var? Bir sorun yok. Endişelenme. O zaman niye bu kadar durgunsun? Bak ne diyeceğim. Sen şimdi tatile gideceksin ya. Yoksa geliyor musun benimle? Hayır canım. Ben yalnız gideceğim. Ama senden bir ricam var. Herkese seninle birlikte tatile çıkacağımızı söylesem, kız kıza. O niye? Öyle bilsinler istiyorum. Şimdi Polat yalnız gideceğimi öğrenirse endişelenir. Tamam, sorun değil. Ama bu iş hiç hoşuma gitmedi bilesin. Seyahatleriniz dolayısıyla bir süre görüşemeyiz diye düşünüyordum. Çok önemli bir konuda acil karar verme mecburiyetini hissedince seyahatimi ertelemek zorunda kaldım Polat. Anlıyorum. Sözünü ettiğiniz konuda kararınız kesinleşti mi peki? Evet. Nedir kararınız, öğrenebilir miyim? Ben ihtiyarlar başkanlığını bırakmak istiyorum. Bunu heyetle de paylaştınız mı? Evet. Gerekçelerimle birlikte açıkladım. Siz geçici bir çözüm olarak ihtiyarlar heyetini krizden kurtarmak amacıyla bir dönem heyete başkanlık yapmıştınız. Sistemi oturttuktan sonra da görevi bana devrettiniz. Ancak kurmuş olduğunuz sistem sizin varlığınızda kusursuz işlerken sizden sonra aksamalar yaşanmaya başlandı. Benim kişisel önceliklerimle heyetin teamülleri ve sizlerin kurmuş olduğunuz sistem arasında çelişkiler baş gösterdi. Ben sıkışmaya başladım. Bunların yaşanabileceğini öngörerek heyetle yaptığım son toplantıda sistemin oturtulması sürecinde sizin başkanlığınızın da geçici bir formül olabileceğini iletmiştim. Kararımın heyet tarafından kabul edilmesinde bunun da etkisi oldu. Teamüllerde ihtiyarlar başkanlığından ayrılmak gibi bir durum söz konusu olmasa da heyet yaşanan süreci değerlendirip bunu uygun gördüğünü oy birliğiyle onayladı. Yeni Aksaçlı'nın seçimi için de hazırlıklara başlandı. Umarım hepimiz için hayırlı olur. Ben de öyle umut ediyorum. Bundan sonra özellikle enerji işbirliği alanındaki çalışmalarınıza daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Evet. Orta Doğu petrolleri konusunda Osmanlı Hanedanı'nın vekili Harun Bey'in de burada olduğunu öğrendim. Onunla bir görüşme yapmayı düşünüyorum. Harun Bey'in bana ilettiği önemli konularda birlikte değerlendirme yapmamız çok yerinde olacaktır. Leyla, nerelerdeydin sen? Geldim işte.
Hoş geldin Leyloş. Hoş bulduk kuzum. Oh, gel bakalım. Ben odama çıkıyorum, kitap okuyacağım. Tamam güzelim. Hala üzülüyor mu öğretmenine? Sürekli aklında. Hiç yüzü gülmüyor. Neden telefonlarıma cevap vermedin? Abime de ulaşamadım. Meraktan öldüm. Haklısın canım. Kusura bakma. Ne duruyorsun, anlatsana. Abimle neler konuştunuz? Bildiğin gibi işte. Yani tamam öyleyse. Düğün ne zaman? Düğün falan olmayacak Safiye. Nasıl yani? Sana evlenme teklif etmedi mi? Teklif etti. Ama ben kabul etmedim. Neler söylüyorsun Leyla? Neden böyle bir şey yaptın ki? Bilmiyorum. Galiba hazır değilim. Ben senin hep bunu istediğini düşünürdüm. Şimdi ne değişti? Yorgunum Safiye. Sağlıklı karar verebilecek durumda değilim. Tamam canım, kafan karışmış senin. Bir süre kendini dinle, sonrasında daha sağlıklı karar verirsin. Ben de bir süreliğine uzaklaşmaya karar verdim buralardan. Sizinle vedalaşmaya geldim. Harun Bey'le yakinen alakadar olmanız beni ziyadesiyle memnun etti. Allah korusun, zamanında ulaşılmasaydı onun bize ilettiği korkuları başına gelmiş olacaktı. Harun Bey için artık endişelenmenize gerek yok. Onu rahat edebileceği bir yerde biz misafir ediyoruz. Ancak sizin de dikkatli olmanızda fayda görüyorum. Belki size de koruma sağlamamız yerinde olur. Ne dersiniz? Teklifiniz için teşekkür ederim ama sizin bahsettiğiniz türden bir koruma bizi gizlemek yerine ortaya çıkarmak olacaktır. Siz nasıl uygun görürseniz. Harun Bey'in teklifiyle alakalı düşünmeye zaman bulabildiniz mi? Kararınız ne yönde olacak? Bu konuyu hocayla da konuştuk. Orta Doğu petrolleri konusunda onun Harun Bey'le görüşmesinden sonra ortak hareket etmeyi planlıyoruz. Hoca aldığı kararı benimle de paylaştı. Aslında benim ziyaret sebebim de benzer bir meseleyi sizinle paylaşmak. Buyurun, sizi dinliyorum Süha Bey. Babanız rahmetli Ömer Bey, sağlığında kendisinin yerine halef olarak beni seçti. Bir süre beni eğittikten sonra bu görevi bana devretti. Babanızın vefatından sonra benim de sır katipliğini devam ettirecek uygun kişiyi seçip eğitmem ve nihayetinde görevi devretmem gerekiyor. İnşallah halefiniz olarak beni seçtiğinizi söylemezsiniz. Sır katipliğini layıkıyla yapacağınızı çok iyi biliyorum Polat. Bizim teamüllerimize uygun, ocaklardan yetişmiş adaylar arasından düşündüğüm bir isim var. Bir mahsuru yoksa kararınız kesinleştiğinde ben de kendiyle tanışmak isterim. Elbette. Tansiyonunuz yükselmiş efendim. Abartılacak bir şey yok. İyiyim ben. Efendim, haber verelim mi? Doktor göndersinler. Şimdi kimseyi gereksiz yere endişelendirmeyelim. Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Peki efendim. Nasıl? Aslında hiç iyi değil. Hatta bence hastaneye gitmek lazım. Bir şey olursa haber verin demişlerdi. Bir arasak mı? Aramayın dedi. Öyle bir şey yaparsam kızar. Ama kendi doktorunu arayıp bir danışsam iyi olacak. Alo.
Efendim, telefondan sinyal alıyoruz. Güzel. Beklediğim haber işte bu. Takip edebiliyor musun? Evet, ama karşıdalar. Ya, diğer ekip yakın mı? Evet, en fazla yarım saatlik mesafedeler. Haber ver. Biz karşıya geçene kadar onlar ulaşsınlar. Tamam efendim. Şu tespit ettiğin noktayı araç navigasyonuna yönlendir. Tamam efendim. Gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Daha iyi gördüm sizi. İyiyim, teşekkür ederim. Bizi daha ne kadar tutacaksınız burada? Ailelerimizi aramak istiyoruz. Ne yazık ki aramanıza izin veremem. Henüz tehlike geçmiş değil. En azından hayatta olduğumuzu bilseler. Ne yani? Bizi böyle kapalı mı tutacaksınız? Yaşadıklarımızı polise anlatmayacak mıyız? Ne kadar sürecek bu? Bir misafiriniz var arkadaşlar. İsterseniz bu sorulara o cevap versin. Erdem? Dur. Merhaba arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Aydan. Erdem. Elifciğim. Gelsene. Elifciğim, ben bir süreliğine yanınızda olamayacağım güzelim. Tatile mi gidiyorsun? Hı hı. Bir arkadaşım plan yapmış. Ben de geri çeviremedim. Bana kızmazsın değil mi gidiyorum diye? Neden kızayım? Bence iyi fikir. Sana iyi tatiller. Teşekkür ederim bir tane. Döneceksin ama değil mi? Elbette döneceğim. Gam yükünü denize at Yusuf'um. Eğer deniz kıyıya vurursa attığını temizler de verir. Yok içine çeker yutarsa zaten nasibin değildir. Nasip nedir ki usta?
Nasip hep senin olandır. Bir şey nasibinse onu senden hiçbir kuvvet alamaz. Bir şey nasibin değilse de onu sana hiçbir kuvvet veremez. Peki bir şeyin nasibim olup olmadığını nasıl bileceğim? Mesele de bu ya. Nasip şu denizin içindeki saklı bir istiridyenin içindeki incidir. O deniz durulacak, o kabuk açılacak. Sen de inciyi istiridyenin içinden alacaksın. Bunların hepsi nasip. Ama nasipten önce sabır var. Nasıl sabredeceğim usta? İnci sevdasındaki istiridyenin sabrını bilir misin? İstiridye kabuğu denizin dibinde yıllarca bekler. Bir gün içine siyah bir kum tanesi girer. Kapatır kum tanesini içine, bırakmaz. Denizin derinliğine, dalgaların acımasızlığına karşı dayanır. Günü gelince o siyah kum tanesi bembeyaz bir inciye dönüşür. İstiridye sabrın ödülünü almıştır. Eğer incinin sevdasındaysan sabredeceksin. Çok zor. Nasibinde varsa zor değil. Sen anlat bakalım neymiş nasip diye talep ettiğin. Bir kız. Çok seviyorum usta. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Karşısına çıksam bir dert, çıkmasam ayrı bir dert. Beklemekten sıkıldım. Beklemekten sıkıldığını biliyorum. Dediğim gibi sabret. Ama sabır tek başına işe yaramaz. Aynı zamanda sebat et. Kararlı ol. Elbet her gecenin sonu sabahtır. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Baba, biz de Leyla ile tatile gitsek olmaz mı? Düşünelim canım. Tamam. Ben odamda olacağım. Leyla tatile mi gidiyormuş? Evet. Bizimle vedalaşmaya geldi bugün. Neler oldu abi? Neden bu haldesiniz? Lütfen bana bir şey sorma Safiye. Hala inanamıyorum. Öldü dediler. Cenazene gittim. Benimki de sizin yaşadığınızdan farklı bir durum değildi Aydan. Hep oradaydınız ama ben ne yanınıza gelebildim ne de sesinizi duyabildim. Bir nevi öldüm. Başka bir hayata doğdum. Tabii, bazı eksiklerle. Yine de ölen arkadaşlarımıza göre daha şanslıyım. En azından zamanında ulaştılar bana. Kim bu adamlar Erdem? Polisler mi? İstihbarattan mı? Kimler? Merak etme Aydan. İyilerin yanındayız. Sana şimdilik ancak bu kadarını söyleyebilirim.
Uykun gelmedi mi? Ya rüyaysa? Ya uyanınca seni bulamazsam yanımda? Merkeze dönsem iyi olur Aydan. Bu meseleyi çözmedikçe güvende olamayacaksınız. Gitme. Ne olur benimle kal. Bunca yıl sonra buldum seni. Bu kadar çabuk gitmeni istemiyorum. Birkaç gün sonra yine gelirim Aydan. O gün giderken de birkaç güne dönerim demiştin. Tamam. Gitmiyorum. Hiç merak ettin mi? Hiç görmek istedin mi beni? O kadar çok özledim ki seni Aydan. Eğer görürsem dayanamam, yanına gelirim diye korktum. Bugün neden geldin? Dayanamadım. Dışarı çıkalım mı? Sahile inelim. Biraz hava alalım. Eski günlerdeki gibi. Aydan. Tehlike hala geçmedi. Dışarı çıkmaya korkmuyor musun? Olsun. Yanımda sen varsın. Burayı hatırladın mı? Basketbol oynamaya gelirdik. O kadar mı? Burası seni son gördüğüm yerdi Erdem. Avans vereyim demiştim sana. Ne kadar da çok konuşuyorsun sen öyle. Üçlük müydü bu? Tamam tamam sen kazandın. Al bakalım o topu. Bu oyun da böyle oynanır. İşte bu. Bana bir yemek borcun var artık. İyi tamam. Aydan, benim acil gitmem gerekiyor. Nereye? Ankara'ya uçacağız. Projeyle ilgili. Hemen mi? Evet, ne yazık ki. Dönüşte yemeğe gidiyoruz ama bak, yan çizmek yok. Tamam. Birkaç güne dönerim. Bana hala bir yemek borcun var Erdem. Ne zaman istersen.
Şimdi istiyorum. Canım elma şekeri çekti. Bir elma şekeriyle kurtulacaksak. İyi bakalım. Sen de ister misin? Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, buyurun. Bu elma şekerinden bir tane alabilir miyim? Mühendislerden biriyle eşleşen bir görüntü yakaladık. Benden mi kaçıyorsun Leyla? Leyla, lütfen bana bir şey söyle. Dünden beri seni anlamaya çalışıyorum ama bana hiç yardımcı olmuyorsun. Üzgünüm Polat. Üzgün müsün? Leyla, bak bu tavrını anlıyorum. Bana kızdın, kırıldın. Ama ben artık bütün bunları değiştirmek istiyorum. Sen beni sevmiyorsun Polat. Sadece annene babana verdiğin sözü tutmak istiyorsun. Benim istediğim hayat bu değil. Ben buna hazır değilim. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Leyla, sana birdenbire ne oldu? Lütfen anlatır mısın bana? Ne olduğunu söyledim işte Polat. Leyla. Şundan emin ol ki benim tek istediğim seninle mutlu bir yuva kurmak. Bunun için maalesef çok geç kaldın. Eğer benden ayrı gezip dolansan, beni öz eşkine bigane salsan. Son sözün bu mu?
Sana iyi tatiller Leyla. Sensiz ben gülmerem, könlümü vermerem, hiç kesemem, könlümü vermerem, bunu da bilmerem. Sensiz ben gülmerem, könlümü vermerem, hiç kesemem, könlümü vermerem. Efendim, nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz Timur. Akif aradı efendim. Ekibe haber vermek için Harun Bey'e bu gece uğrayıp uğramayacağınızı sordu. Adama söz vermiştik, benim tamamen aklımdan çıkmış ya. Tamam Timur, oraya gidelim. Ev burası mı? Evet efendim, burası. Güzel. Gidin getirin şu adamı bana. Emredersiniz efendim. Sızma var. Bunlar Lyon tipi. Hemen haber vermemiz lazım. Neler oluyor? Efendim, bir saldırı var. Saldırıya uğradık. Tekrar ediyorum. Lyon timinin saldırısına uğradık. Burada sıkışıp kalırız. Hemen evi terk edelim. Evraklar. Evrakları saklamak lazım. Çok kalabalıklar. Eve doğru çekilelim. Tamam. Thank you.
Burada tuzağa düştük. Hemen evi terk etmemiz gerek. Evden ayrılmamamız gerekti. Dışarıda savunmasız kalabiliriz. Burada beklemeyeceğiz. Arka kapıdan çıkacağız. Efendim, çıkıyoruz. Efendim, bu taraftan gidiyoruz. Harun Bey dışarıda. Gitmelerine izin veremeyiz. Silah sesleri var. Acele et Timur.